Şöyle, ya bir şişkinlik var etiketlerde. Yani bunu biliyoruz, biz de yaşıyoruz. Bu şişkinlik ne zaman gider diye biz de aslında soruyoruz. Bir diğer taraftan işte enflasyonu konuşuyoruz. Elektriğe yapılan %127 zam, akaryakıta yapılan zam. Bütün bunları konuşurken bir böyle köpük, işte müsilaj, şişkinlik terimleri oldu. Yani enflasyon üstünde de, zamlar üstünde de. Şimdi Sayın Nebati diyor ki bir kambur yaşıyoruz. Aslında yaşadığımız kambur Aralık ayının kamburu. 2023 evet. Gibi bir tarih de vermiş. Enflasyon diyor Ocak'ta diyor pik yapar. Evet, biz zaten Ocak ayındayız. Pik yapar ama Haziran'da diyor 2023'te tek hane olur diyor. Sayın Akşener'in de bir cevabı var. Cevaba göre Sayın Akşener de diyor ki TÜİK'e göre bir enflasyon rakamı açıklanacak ve Sayın Nebati'nin gözlerinin ışıltısına bakıp böyle bir enflasyon sonucuyla karşılaşacağız gibi gözüküyor diyor. Bütün hepsinin ötesinde Ocak sonrası bir düşüş bekliyor musun yoksa nedir? Bu şişkinlik bir taraftan devam edecek mi? Şimdi zamların etkisi, elektrik meselesi özellikle küçük esnafın. Şimdi dün IMF Başkanı Georgieva bir açıklama yaptı. Bu dedi enflasyonist ortam belli ki dedi 2022'nin ilkbaharında da sürecek. Yani 2022'nin Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar. O yüzden Batı'nın faiz artırmasını doğru bulmadığını söyledi. Hatta faize karşı çıktı. Ben sabah yayınımda da dedim Tayyip Erdoğan gibi düşünen biri var çıktı diye. Hatta Amerika'yı da Yellen'e seslendi. Faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Dedi ki zenginle fakir arasındaki uçurumu dedi. Bu faiz yapıyor dedi. O yüzden de faizin artırılması doğru olmayacaktır dedi. Tabii Amerika onu dinleyecek mi Avrupa bilmiyoruz. Şimdi doğal gaz zamları, elektrik zamları yılbaşında tabii ki iyi olmadı. Hele 150 kW'ı geçenlere %150 olması iyi değil. İş yerlerinin zamları son 1-2 yılda biraz daha fazla yapıldı. İş yerlerinin hem elektrik hem doğal gaz yapıldı. Ben zamanlamasının manidar olduğunu söyledim. O da şundan manidar derken yani hükümet 2 yıldır dövizin artışından dolayı bunları bir kısmını yansıttı. Çoğu zaman yansıtmadı. Yıllık 165 milyarı devlet kendi finanse ediyor. %74 bizde devletin enerjiyi karşılama oranı elektrik ve doğalgazda uzunca bir dönemde karşıladı ve zam yapılmadı. İş yerlerine biraz yapıldı ama hanelere %30-40 civarındaydı bu genelde. Ama bu yıl başında 1 Ocak sabahında bu %50, 150'yi geçince %150, işte doğalgaza yapılan zamlar var. Dolayısıyla bu da halkı olumsuz etkiliyor. Şimdi bu ay çok yansımayacak çünkü daha henüz 1 Ocak'tan sonra işleyeceği için Şubat'ta daha iyi görürüz biz o zaman sonuçlarını. Şubat'ta daha net çıkacak ortaya çıkar. Tamam. Ama tabii ki iyi değil bu. Yani halk bundan ciddi bir şekilde etkileneceğini görmek lazım. Ama şunu da söyleyelim. Şimdi bugüne kadar bizim yaşadığımız hayat pahalılığının sebebi dövizle alakalıydı. Çünkü maliyetler, yani gübrenin fiyatı, yurt dışındaki ithal ürünler, elektrik, doğalgaza gelen zamlar ve bundan kaynaklıydı. Şu an dolar 13, 12,5, 13,5 o arada gidip geliyor. Yani hükümet bunu aşağı yukarı 20 Aralık'tan beri bir ay olacak işte neredeyse tutmayı başardı. Şu an böyle gidiyor. Böyle giderse, yani hükümet bu dövizi böyle tutabilirse, böyle devam ederse ki ben yaz Mart Nisan'dan sonra artık yasaklarda olmayacak gibi görünüyor Covid dolayısıyla. Dolayısıyla da ben işlerin biraz daha enflasyonist anlamda fiyatlar hemen geri çekilmeyebilir ama üstüne zam gelmemesi de önemli. Gelmeyeceğini düşünüyorum şimdilik görünen ama döviz 16-17 lira olursa 18 lira olursa muhtemelen bazı şeyler otomatik olarak zamlı olur. Ama şunu da söyleyeyim. Bazı istatistiklere baktım. İşverenler işte asgari ücret 4250'ye düzeldi. %40-50 civarında, 30 civarında zam yapanlar oldu. Biraz da ya şu doğalgaz zammı, elektrik zammı olmasaydı bu süreçler biraz daha bence şey atlatılıyordu. Doğalgaz ve elektrik zammı etkiledi. Marketlere girince ben de bakıyorum gene yüksek ama her market bayağı kampanya yapıyor. Yani pahalı marketlerde, üç harfli marketlerde biraz daha belli şeylerde indirime gitmişler ürünlerde. O da görülüyor. Onu da söylemek lazım. Dolayısıyla bunun müsilajı etkisi, o kaba şey bence de gitti ama hükümet şimdi Mart'ta bir zam daha, Nisan'da bir zam daha, Temmuz'da bir zam daha giderse zaten para seçim şeyine artık iyice gireceğimiz için onu halk artık kendi takdir edecektir.
Bunu böyle onun yansıması olumsuz olacaktır gelecektir. Diyorsun. Eğer böyle zamlarla giderse. Şaban Bey'in dediği bir iki şeye. Şimdi İstanbul'da trafiğin birkaç haftadır, iki hafta aslında. Bu sabah yoğundu trafik 7'de. Ama iki haftadır çok şey. Ama o omikron, yani omikronun da büyük katkısı var. Çünkü Türkiye'de toplu taşımalar da kalabalık değil. Ben bu hafta 3-4 defa bindim metrobüslere. Hem de iş çıkış saatlerinde böyle 5-6 şey. Hiç öyle anormal belli zamanlarda var ama otobüsler falan çok yoğun değildi. %70 diyor değildi. Araçlar diyor. O büyük bir rakam. Değil, yani. O... Peki akaryakıta yapılan zamın etkisi şimdi onu yok. Şöyle görmek lazım. Yani bu 1-2 ay böyle devam ederse tamam o zaman öyledir. Ama ben omikronun onun da etkisi vardır ama omikron vakalarının çünkü 75 bin vaka var ki o test yaptıran 400 bin kişi de. Belki 100 bin, 200 bin kişi öyle. O yüzden ben öyle daha önce Türkiye'de de böyle sıkıntılar oldu. Geçmiş dönemde de İstanbul trafiği hiçbir zaman boş kalmaz. Ben vakaların daha etkili olduğunu görüyorum. Toplu taşımalar dolu değil ki. Toplu taşıma çok yoğun olsa, dolu olsa bir gün içindeki şeylerde o Şaban Bey'in o tezi doğru olabilir. Ama mutlaka dövizden dolayı vardır. Yani onun da bir etkisi yoktur denilmez. Ama ben daha çok vakalardan dolayı olduğunu söyleyeyim. Bir iki şey daha söyleyeyim. Şimdi bu ekonomiyle ilgili enflasyonist mesele dünyada mesela Çin, Amerika, Avrupa, Afrika ülkelerinde de yoğun bir şekilde işte 2022'de de yürüyeceği söyleniyor. Dün Viktor Orban, Macaristan Başbakanı bir karar aldı biliyorsunuz. Yumurta, peynir, ekmek belli ürünlere zam yapılmasını şey koştu. Yani bunlara zam yapılmasın dedi. Bir kararname çıkarttı onunla ilgili bir şey getirdi. Tutar mı? Kısmen tuttuğu görülüyor. Çünkü orada da bunlar çok arttı. İşte Amerika'da %40 yılına, Almanya'da geçen hafta bunlar olacak. Yani bu pandeminin getirdiği bir şey. Dün, bugün Alparslan Çakar, Bankalar Birliği Başkanı, Dünya Gazetesi'nde çok uzun bir söyleşisi vardı. Ben onu da okudum. Bu talep enflasyonu 2020'den 21'e ertelendi. Bir de bu yılın şartları etkilenince kaçınılmaz olarak enflasyonist bir ortam oluştu. Bundan kaçılmıyor dendi. Ama kredilerle ilgili bir şey söyleyeyim. Onu söylemek istiyorum. Sonra unuturum çünkü onu. Şimdi bu çiftçilerin durumunu hep anlatırlardı. Bugün herkese tavsiye ederim. Ben buradan onu okuyarak kendi sözlerimi tamamlayayım. Şimdi bu kredi kullananlar diyor ki biz diyor 160 milyar toplam bankalardan çiftçiler 2021'de kredi kullandılar. 160 milyar TL. Bunun aşağı yukarı 89 milyarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hibesi. 89 milyarı. Geriye kalan 71 milyarın aşağı yukarı hepsinin borcu takır takır ödenmiş. Köylü çiftçi bunu ödüyor. Ödenmeyen ne kadar borç biliyor musunuz? Alparslan Bey'in bankalar bir rakamı sadece %0.98, %1 bile değil. Şey diyor ki Sayın Alparslan Çakar, bakın çiftçiler köylü para kazanıyor ve kredilerin geri ödeme oranı %99. Hamdolsun kazanıyorlar diyor. Bütün bankalar için mi yoksa hepsi, ziraat bütün bankalar. Bütün bankalar. O Bankalar Birliği Başkanı. Bankalar Birliği Başkanı. Diyor. Dolayısıyla Türkiye'de diyor bakın çiftçinin borcunu ödemediği ya da mağdur olduğu gibi şeyler geçerli değildir diyor. Zaten biz bu işte bankalara çiftçilerin şeyi de mesela bizim çiftçilerin bankaya borç oranı Fransa'dakilerden, İngiltere'dekilerden daha iyi. Borcunu ödeme oranı.